Şimdi başlıkta gördüm ve dedin ki bu premium sandık niye iptal? Acaba neden? Neden derseniz PUBG Mobile yaklaşık böyle 10'a yakın bir sandık getirecek arkadaşlar. Ve o yüzden ise premium sandık yaklaşık 1 ay olarak ertelendik. Ya 3 hafta 4 hafta aslında ama ben size zaten biraz da tarihi göstereceğim. Neden ertelendiğini ve ertelenmesinin sebebindeki gelecek olan hediyeleri de sizlere göstereceğim. Hani hediye dediğimde işte şans şarkı, yeni maskara Scarlet, ondan sonra bir tane kan kuzgunu set falan vesaire şeyler vardı. Onlar yüzünden ertelenecek. Bu arada videomuza like atarak bana destek olabilirsin. Eğer hala kanalıma abone değilsen de abone olup bildirim açarak da yine aynı şekilde destek olabilirsin. Hem de daha fazla bu türde videoları kaçırmadan izleyebilirsin. Ama çayını da almayı unutma tabii ki de, çünkü hani bu sohbet tarzda bir video, o yüzden öyle olacak. Şimdi ben buraya sağ tarafa bütün notlara yazdım, bakın buraya hani direkt sizlere gelecek olan her şeyi söyleyeyim. Ben bu videoyu şu an 6 Nisan'da çekiyorum ve 7 Nisan'da ise sizlere böyle oyuna altın kar 98 gelecek, biraz zümrüte falan benziyor, böyle bir sandık gelecek. Ondan sonra 13 Nisan'da maskara Scarlet'i gelecek. Daha sonrasında ise 17 Nisan'da kan kuzgunu seti gelecek. 22'sinde ise kar sakura diye bir tane değişik setli bir tane kar temalı bir set gelecek, pembiş falan filan, ama villa gidiyor, villa da kullanabilecekler. Daha sonrasında ise 24 Nisan'da yeni klasik sandık gelecek. 27 Nisan'da ise yeni groza deseni gelecek. Daha sonrasında ise 1 Mayıs'ta yeni premium sandık gelecek ve bu bilgiler kesin ve net doğru bilgidir, haberiniz olsun. Zaten ben bu zamana kadar çektiğim bütün videolarda doğru tarif verdim, hiç yanlış çıkmadı diye biliyorum hani, ve çıkmaz da büyük ihtimalle. Peki bu premium sandığın içinde neler var dersen, şimdi hadi içine geçelim. Şimdi ilk önce trailer'dan başlayalım isterseniz. Trailer'ı zaten ben daha öncesinde kanalımda paylaşmıştım ve hani bu premium sandığım 1 Mayıs'ta geleceğini söylemiştim. Ama hani bilmeyenler varsa, ne geleceğini merak eden arkadaşlar varsa, onlar için tekrar da göstereyim. Böyle iki tane setimiz var. Hani tavşanla kaplumbağa hikayesi var ya aga. Biri hızlı gidiyor, biri dengeli gidiyormuş gibi düşünün ve sonunda ise hani burada da kaplumbağa kazanıyor. Böyle hani motor tarzı yaratıp aynı şeyi yaratmışlar aslında. Hani o hızlı gidiyor, o geri gidiyor falan filan, ama yavaş giden tabii ki de kazanıyor, çünkü olay böyle. Ve gelelim yeni premium sandığın içindeki ödüllere. İlk önce böyle bir tacık kırmızı bir set var, hani böyle koşuyor, zıplıyor falan filan. Yani bu bildiğin tavşan aga, hani böyle hızlı koşuyor, sonrasında ise kaybediyor. Ama diğeri ise yavaş koşup kazanıyor. Hani aslında bildiğiniz tavşan şeyini ilk yani buraya aktarmışlar diyebilirim. Kafası bu şekilde. Eğer ki kafa falan çıkarsa bilin ki PUBG Mobile bunu verir, ama hani bunlar kırmızı olduğu için bence büyük ihtimalle vermez. Setimizin full görünümü ise bu şekilde. Bence set hani çok lüks de değil, çok kötü de değil. Kırmızı için orta seviye bir tanecik set diye düşünüyorum ben açıkçası. Daha sonrasında ise bir de bunun tabii ki de mavi versiyonu var. Hani motorda giderken gördüğümüz olan. Bu mesela yavaş koşuyor. Niye bu kazanmıyor? Kazanıyor pardon. Kazandığı için bu yavaş koşuyor. Ama diğeri hızlı koşuyor ve kaybediyor. Bakın yavaş koştuğu için hatta hani böyle kırmızı şey falan çıkıyor böyle ortadan. Bence o da çok güzel bir detay olmuş diye düşünüyorum. Ben şahsen beğendim. Hani çıkacaksa eğer bu çıksın derim, hani öyle düşünün. Hızlı koşan çıkarsa da TikTok videosu da atarlar zaten. Bilmem ne yarışı yaparlar. Bilmem bu falan vesaire, bir tane şey bulurlar yani. Setimizin full hali bu şekilde. Arkada bir tanecik kuyruğu var. Kuyruk ne alaka bilmiyorum ama bildiğiniz kuyruk var. Daha sonrasında ise bir tane premium sandıkta SKS desenimiz olacak. Ben SKS desenini beğendim. Fakat hani bu temayı mesela böyle daha cafcaflı bir silah koyabilirlerdi aslında. Hani böyle nasıl diyeyim sizlere, sezon 9'dan M16 deseni vermişlerdi ya, böyle hafif 3 boyutlu baya baya güzel. Hani birazcık böyle oradan buraya aktarmışlar gibi, zaten M416 deseninde baya bir değişiklik yapıp bizlere vermişlerdi biliyorsunuz ki. Ama çıkartamayan çok fazla var. Çıkarttıysam bu arada yoruma yaz, ben çıkartamadım. Hani bende şans yok. Daha sonrasında ise bir kask desenimiz var. 3 level hali bu şekilde. Ben şahsen kask deseninde baya baya beğendim. Hani böyle cafcaflı duruyor ha. Cafcaflı falan, cafcaflı. Güzel güzel. Çanta deserimize gelecek olursak böyle değişik altıgen tasarımlı bir çanta desenimiz var. Hani ortası altıgen mi sekizgen mi saymadım ama hani saymış gibi sayın ya, siz öyle görün. İşte böyle bir çanta desenimiz var. Hatta bir dakika sayacağım. 2, 4, 6. Aynen 6 tane varmış, tamam. Bunu da saydım aga. Daha sonrasında ise bu hale geliyor mesela 3 level olduğunda. Sanki böyle üstünde mayın bulmaları varmış gibi yapmışlar. Yani değişik bir tasarım, ilk defa görüyorum ben. Daha sonrasında
neredeyse yine altıgenlerden vesaire oluşmuş bir tava desenimiz var. Hani tava deseni de o kadar da iyi değil açıkçası bence diye düşünüyorum. Zaten tavadan bıktım. Hesabımda 15'ten fazla tava var PUBG. Yeter. Sal beni. Paraşütte 40 tane oldu zaten. Sürekli onlardan alıyorum ya. Başka bir şey yok gibi. Daha sonrasında ise böyle bir tane mavi set var. Bu mavi seti ben yanlış hatırlamıyorsam daha öncesinde oyuna gelmişti diye düşünüyorum. Hani büyük ihtimalle gelmişti. Hani ben bunu TikTok'ta gördüm diye hatırlıyorum. Hani gördüm diye hatırlıyorum, vardı. Bence pembe olarak bu premium sandıktan bu çıksa güzel olabilir açıkçası. Hani birçok kişi kullanır diye düşünüyorum. Hani kalitesi olsun vesaire olsun. Ama villa çatıya gidemeyecekler. Çünkü villa kaldırıldı. Büyük ihtimal villa tekrar gelecek ama hani PC PUBG'de tren var. 2.0 olarak o trenle birlikte ben geleceğini düşünüyorum. Daha sonrasında ise baya baya güzel. Bak baya baya kaliteli. Hani bildiğin böyle kaliteli UMP deseni yapmışlar. Ben bu UMP desenini de beğendim. Hani çıksa cidden bu premium sandıklara pek fazla pişman olmayacağım ama yengeç kafası varsa işin ucunda biliyorsun. Evet, içinden geçen şey PUBG Mobile bize baş olarak bunu verecek. Bir de böyle işte set var. Hani bu çıkarsa bence kullanırlar diye düşünüyorum açıkçası. Hani böyle ambarda VS atanların giydiği tarzda bir set. Arkada süs olarak böyle bir altın madalya var. O da yuvarlak yapmış. Hani altıgen yuvarlak öyle öyle gitmişler. Daha sonrasında ise artık hani bıktık demekten bıktığımız paraşüt desenleri. Cidden hani herkes bıkmıştır. Bak bundan eminim. Herkesin hesabında en az 20 tane paraşüt var. Yeter artık ya. Vallahi bak. Ve bu arada bu mavi set baya baya benim hoşuma gitti. Hani biliyorsunuz ki bunun mor setini PUBG Mobile 120 UC yükleyenlere vermişti. Bu mavisi de bence baya baya şık duruyor. Ben hani bizzat kullanırım diye söyleyebilirim. Daha sonrasında ise pusucu seti vesaire yine onlar da koymuşlar. Ben zaten bu açtığı preview sandıkta o pusucu setinin bütün kombinlerini çıkarttım. Hani ayakkabı, altlık, üstlük vesaire full çıkartmıştım. Ve yeni gelecek preview sandık ise bu şekilde. Tekrar da tarihi atlayıp izleyenler var videoları biliyorum. Bilmiyorlarsa diye söyleyip 1 Mayıs'ta oyunumuza gelecek. Diğer şeylerini zaten videonun başında hepsini söyledim. Umarım video beğenmişsinizdir. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Birkaç gün sonra yayınlarda görüşmek üzere. Çünkü birazcık boğazım üşüttüğüm için hani yayın yapamıyorum. Mesela şu an çay içip boğazımı dinlendirip böyle konuşuyorum diyebilirim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyorum ve kaçıyorum. Bay bay. She likes that, yeah, I can feel the beat now. All I wanna do is get her out of the crowd. And on the dance floor with the bass so loud, making my move through the room right now. She used to dance, but then she never danced again. Something in her is dead, but now she has a chance again. So dance, baby, dance again. Take my hand, baby, dance again. It's your chance, baby, dance again. Let's just dance, baby, dance again.